Herkese merhabalar, ben Donanım Haber'den Burak Şolt. Bugün Vodafone Business'ın IoT ve nesne interneti etkinliğinde buradayız. Bir yenisi daha yapılmış oldu aslında, bu evet. İkinci etkinlik bildiğim kadarıyla. Ve yanımda Vodafone'dan çok çok önemli bir isim var. Şimdi kendilerine bir takım sorularım olacak ama ondan önce hem izleyicilerimiz hem de yeni izleyicilerimiz için kendinizi tanıtmanızı isterim. Evet, ben Vodafone'da Vodafone Business'tan sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışıyorum. İşletmelerin, her ölçekten işletmenin uçtan uca teknoloji dönüşümleri için onların yanındayız. Şöyle ki bu etkinlik oldukça faydalı oldu. Farklı markalar ve kurumlar burada geldiler. Doğru. Faydalandıkları hizmetlerden bahsettiler. Özellikle Volvo'nun anlattığı aracın güvenlik sistemleriyle alakalı konular benim çok çok hoşuma gitti açıkçası. Evet. Çok fayda görmüşler bu konuda. Sizler bu etkinlik hakkında neler söylemek evet. istersiniz? Bu etkinlik aslında bir ekosistem etkinliği. Çünkü IoT dediğimiz zaman biz Vodafone olarak iletişim katmanını sağlıyoruz. Onun haricinde hangi nesneyi akıllı hale getiriyorsak, bu bir fabrika olabilir, bu bir araç olabilir, bu bir tarım arazisindeki bir tarım istasyonu olabilir. Her birinde farklı iş ortağımızla birlikte çalışıyoruz. Bu nesneleri akıllı hale getirecek ve sonrasında da onları biz Vodafone olarak bir çözüm halinde müşterilerimize sunuyoruz. Bugün burada hem teknoloji iş ortaklarımız var, hem de bizlere güvenen, bizlerle birlikte bu dönüşüm yolculuğuna çıkan lider, öncü firmaların teknoloji liderleri var. Yaklaşık 500 civarında teknoloji liderini bugün gün içerisinde ağırlıyor olacağız. Umarım katılanlar için de çok verimli bir gün geçiyor olur. Çok canlı bir etkinlik zaten. Ben burada bulunmaktan çok memnun oldum. Teşekkürlerimi şimdi de ileteyim. Sonrasında nesnenin interneti hakkında Vodafone Business'ın kavram bazında baktığımızda bakışı nedir? Aha. Ve ilerleyen dönemlerde ne gibi yatırımlar olacak? Bunun yanı sıra şimdi pazardaki yeri de çok çok önemli. Yani devasa bir pasta var çeşitli teknolojilerin evet. yanı sıra IoT ve nesne interneti var. Ülkemizde ve globalde nasıl bir yer ihtiva ediyor? Evet. Şimdi iki tane eksende gelişme var. Bunlar da önümüzdeki dönemde de IoT'nin çok daha yaygınlaşmasını sağlayacak. Nedir? Bir tanesi iletişim altyapılarının iyileşmesi. Hı hı. Biz bundan önce 2G ile 3G ile birlikte birbirimize sadece text mesajı yollayabiliyorduk. Evet. Sonra 4G ile birlikte artık video göndermeye başladık. Şu anda da biz o yüzden bir nesnenin içine, bu bir üretim parkı olabilir, oraya yerleştirdiğimiz bir kamerada sürekli o videonun içerisinde analitik yapabiliyoruz. O yüzden biz artık nesnelerin sadece sabit lokasyonlarını değil, video görüntülerini de oradan toplayabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde 5G ile birlikte de bu tarafın, yani IoT'nin inanılmaz derecede artacağını düşünüyoruz. Şu anda Vodafone Business olarak biz bütün dünyada 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi akıllı hale getirdik. Çok Bunun iyi. İçerisinde hareketli araçlar da var, bir fabrika içerisindeki robotlar da var. Bu akıllandırdığımız nesnelerin içerisinde fabrikalar var, cihazlar var, robotlar var ya da bir şehrin içerisindeki duraklar gibi, itfaiye araçları gibi aslında birçok nesne var. Yani biz özetle bu tarafta da milyonlarca nesneyi akıllı hale getirebiliyoruz. Şu anda da özellikle önümüzdeki dönemde de 5G'nin milyonlarca nesneyi çok daha hızlı bir birlikte evet. bir şekilde birbirine bağlayabilme kaldıraç etkisinden dolayı da önümüzdeki dönemde çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Dünya üzerinde baktığımız zaman yaklaşık bugün 18 milyar civarında bağlantılı nesne var. Ve evet. bunun 2033 yılı itibariyle de 40 milyar olması bekleniyor. Yani iki katından çok daha fazla büyüme beklediğimiz bir alan. Çok ciddi verimlilik getirdiği için de kurumların şu anda dijital dönüşüm yolculuklarında IoT teknolojilerini kullanarak verimlilik sağlamak çok öncelikli projelerin başında geliyor. Vallahi burada beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de şu oldu. Aracınızda bir elektrikli şarj istasyonuna evet. gittiğinizde simler üzerinden iletişim, sim aynen. to sim iletişim kurulup bunlar arasındaki interaksiyonun geliştirilmesi konusu, evet. ödeme kısmının geliştirilmesi konusu gibi çok güzel şeyler var. Yani keyifle bekliyoruz, zevkle bekliyoruz evet. öyle söyleyeyim. Bir diğer soruma daha geçeyim. IoT ve bulut tarafında tabii ki Doğru. yatırımı da gerektiriyor bu Aynen. tür sistemler. İzmir'de çok güzel bir yatırım olacakmış. Onun detaylarını alabilirsek çünkü izleyicilerimizin evet. kaçırdığı, bizim kaçırdığımız detaylar olur. Memandan evet. alalım. Biz Vodafone olarak, Vodafone Business olarak bulut bilişim sistemlerine, siber güvenliğe ve IoT teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Regülasyondan dolayı da aslında özellikle bu IoT'deki verinin Türkiye sınırlarında kalması gerekiyor. Aynen öyle. Ve burada da topladığımız veriler arttıkça o yüzden onları arka tarafta güvenli ortamlarda, güvenli veri merkezlerinde toplamamız ve sonrasında üzerinde analizler yapmamız gerekiyor. Buradaki ihtiyaçtan yola çıkarak biz de Vodafone Business olarak şu anda Türkiye'de 5 veri merkezimiz var.
kendi içlerinde yedeklik altyapısıyla çalışıyorlar. Coğrafi yedekliliğimiz var. Hem İstanbul'da hem Ankara'da, İzmir'de veri merkezlerimiz var. Şimdi biz özellikle İzmir'deki veri merkezimiz deprem bölgesinin dışında, şehrin dışında bir bölge. Orada yaklaşık 100 milyon euroluk bir yatırım yaptık. Çok ciddi. Ve önümüzdeki dönemde de çok büyük bir heyecanla orayı müşterilerimizin hizmetine sunuyor olacağız. Veri miktarı da exponential bir şekilde artıyor. Yani önümüzdeki katlanarak artacak veri miktarı. O yüzden biz Vodafone olarak hem bu veriyi saklayan, veriyi analiz eden, sonrasında da bunu güvenli bir şekilde, yani siber güvenlik tarafında da güvenlik katmanlarının yatırımını yapan, bunu da IoT cihazlarıyla birlikte sadece insanları birbirine bağlayan değil, şehirleri, tarım arazilerini, fabrikaları birbirine bağlayıp akıllı hale getiren bir altyapı sunmak için yatırımlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Hatta burada şu da eklenebilir, trafikteki araçların birbirleriyle iletişimi ve İstanbul gibi çok kalabalık şehirlerde trafik sorununun çözümüne kadar aslında çeşitli etkileri var. Aynen. Burada aslında az önce de bahsettiğiniz, biz nesnelerin internetinde şu anda bir dijital ekonomiye doğru da gidiyor. Şu anda daha silolar halinde bağlantıdan bahsedebiliriz. Evet. Yani bir fabrikanın içindeki makine parkı kendi içinde bağlantılı. Ya da bir otomotiv şirketi kendi araçlarını birbirine bağlıyor. Biz burada bir dijital brokerlık yapmaya soyunduk. Burada da blockchain teknolojisinin ve IoT teknolojilerinin birlikte çalıştığını görüyoruz. Hem her sim kartı bir dijital aset haline getiriyoruz. Evet. Ve o dijital varlık da böylelikle başka bir dijital varlıkla konuşabiliyor. İnsan insana konuştuğu gibi şu anda biz aradan çıkıp aslında bir akıllı araç, bir elektrikli şarj istasyonuna gittiğinde ikisi birbiriyle konuşup ve arka tarafta da eğer bir finansal altyapıyı da bu blockchain zincirine dahil edebilirsek, böylelikle otomatik olarak da ödemeyi de alıyor olacak. Şu anda bütün bu teknolojilerin birleşmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde blockchain zincirine dahil olan akıllı simlerin birbiriyle konuştuğu bir dünyada bir limana yanaşan konteyner otomatik olarak yine kendisinin geldiğini haber verecek, teslimatlar burada azalacak. Ya da bir fabrikanın içerisinde üretimdeki arızalar kendi kendine, yine makineler birbirine haber vererek üretimdeki fireleri azaltacak şekilde çalışıyor olacaklar. Önümüzde çok heyecanlı günler bizleri bekliyor. Burada da bir takım demoları var zaten. Evet. Canlı bir şekilde bunları da görebiliyoruz. Bazen anlattığımız şeyler insana böyle farazi şeyler gelebilir ama bunlar canlı olarak şu anda kullanılıyor. Bugün zaten oturumlarda en çok üzerinde durulan şey oydu. Aynen. İşte Volvo tarafında, bir üretim endüstrisi tarafında canlı kullanılıyor ve oradaki deneyimlerini paylaştılar. Zaten bir kısmını biz sizlere ekranlarımızdan paylaşıyor olacağız. Çok etkili ve şundan bahsetmek istiyorum, şunu sormak istiyorum. Biz burada bir takım markaların, kurumların faydalandığı şeylerden istifa edildiğini gördük. Ama diyelim ki IoT ve nesnenin interneti tarafında hangi talepler geliyor mesela? Hangi talepleri hangi şekilde karşılıyorsunuz? Orada böyle somut örneklerimiz var mıdır? Burada anlatıldığı gibi. Şimdi burası, içinde bulunduğumuz, bugün etkinliği de yaptığımız merkezimiz Ataşehir'deki Metal İş Sendikası'nın kurduğu Next İnovasyon Merkezi. Ve burası, bugün biz etkinlik için buradayız ama normalde de hep açık bir merkez. Ve biz Vodafone Business olarak buraya müşterilerimizi davet edip onlarla inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Ve onların iş ihtiyaçlarını, aslında ihtiyaçtan yola çıkarak hangi teknolojilerle bunları çözebiliriz, bunları deneyimliyoruz. Kapımız bütün müşterilerimize açık, onları da buraya davet ediyoruz. Şimdi birkaç tane IoT'deki senaryo çok ön plana çıkıyor. Malum enerji en büyük maliyet kalemlerinden bir kesinlikle tanesi. Bir AVM'nin içerisindeki perakende zincirinden bir fabrikaya kadar herkes şu anda elektrik maliyetlerini nasıl azaltırım, buna bakıyor. Bunun hem bir maliyet bacağı var hem de sürdürülebilirliğe çok ciddi katkısı var. Evet. O yüzden kurumların bir numaralı önceliği. Biz de Red Enerji diye bir teknoloji geliştirdik. Şu anda bu bir restoran olabilir, bir AVM'deki bir mağaza olabilir ya da bir AVM'nin tamamı olabilir. Hem iklimlendirme hem de aydınlatma ya da bir üretim parkındaki cihazlar olabilir. Elektrik sarfiyatı yapan yerlere o cihazı yerleştiriyoruz ve IoT ile onları yöneterek %30'a varan tasarruflar elde ediyoruz. Evet. Hatta geçen hafta bir çalışma yayınladık. Eğer bu müşterilerimizle elde ettiğimiz fayda bütün Türkiye'ye biz eğer yaygınlaştırabiliyor olsaydık, bir çalışma yaptık. Yaklaşık 21 milyar liralık gayri safi milli hasılaya katkısı olabilecek bir tasarruftan bahsediyoruz.
gerçekten etkisi çok büyük teknolojiler diyebiliriz. Enerji, elektrik diyoruz. Bunlar ülkemizin kaynakları. Aynen. Yani bunları ne kadar verimli kullandığımız çok çok önemli aslında. Bu konuda öncülük yapmanız da gerçekten gurur verici. Evet. Bir de burada hani yeşile dönüşüm olayı. Aslında o konuya da biraz girdik ama yeşile dönüşüm, tasarruf. %40'a varan tasarruflardan bahsettiler aslında çeşitli markalar, kurumlar yaptıkları bu tür optimizasyonlarla beraber, RED sistemiyle beraber aslında. Orada daha başka eklemek istediğiniz konular var mıdır? Yani bu tasarruf, enerji tasarrufu, bunun yanı sıra zaman tasarrufuyla alakalı katkıları neler? IoT projeleri çok temelde verimlilik sağlıyor. Bunlardan bazılarının özellikle biz karbon salımına olan etkisini de direkt ölçebiliyoruz projelerimizin içerisinde. Şimdi bu RED Enerji projesiyle yaptığımız biz pazar araştırmasında şunu gördük. Eğer RED Enerji ile elde ettiğimiz bu tasarrufu Türkiye'nin bütün sanayisi, bütün şirketleri biz eğer yaygınlaştırabiliyor olsaydık, karbon emisyonu cinsine çevirdiğimiz zaman da yaklaşık 3 milyonu aşkın karbon emisyonunu azaltma imkanı olacaktı. Ve geliyoruz son olarak Vodafone Business tarafındaki bağlantılı araçlara. Buradaki vizyonunuz nedir? Gelişim eğrisi nasıl seyredecek sizce? Evet. Ve buradaki göreceğimiz faydalar, sizin planlarınız, yatırım planlarınız uzun veya kısa vadede ne şekilde gerçekleşecek? Şimdi otomotiv sektörü aslında teknoloji tarafında da IoT alanında da ciddi bir şekilde öncü sektörlerden bir tanesi. Diğer sektörlere de ilham oluyor. Uzunca bir süredir araçların lokasyon takibini zaten yapabilen teknolojiler var ve Türkiye'de de aslında bütün araçlarda, hatta motosiklet filolarında çok yaygın bir şekilde kullanılan bir teknoloji. Bunun üzerine sonrasında bir katman geldi. Araçların bağlantılı olması ve özellikle kaza anında ya da yolda kaldığı zaman basit bir hem polis hem de sağlık hizmetlerini arayabilecekleri bir acil SOS çağrısı yapabilecek şekilde bağlantılı olması. Biz buna aslında e-call diyoruz. Şu anda da Türkiye'ye baktığımız zaman milyonlarca araç hem takip ediliyor filolarıyla, lokasyon takibi, hem de e-call teknolojisiyle aslında dışarıyı arama yapabiliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde bunun üstüne ne ekliyoruz diye baktığımız zaman, araçlar artık yeni model araçlar, yürüyen bilgisayarlar diyebiliriz. Elektrikli araçlar özellikle. O yüzden araçların içerisindeki yazılımların sürekli güncel tutulması gerekiyor. Ya da araçlarda bir yazılımsal problemler olduğunda merkezden bunlar aslında müdahale edilebilir. Eskiden mekanik arızalar vardı. Şu anda yazılım arızalarından bahsediyoruz. Kesinlikle. O yüzden araçların bağlantılı olması ve iki yönlü veri alışverişi bizim için çok kritik. Hem merkezde yapılan değişikliklerin anında sahadaki binlerce, yüz binlerce araca anında o yazılım güncellemelerinin yapılması kritik. Hem de araçların içerisinde olası bir arızayı merkeze veri olarak bildirmesi gerçekten çok kritik. Bir de bunun üzerine şu anda malum araçta saatler geçiriyoruz. Evet. En değerli vakitlerimizi özellikle İstanbul'da araçta geçiriyoruz. O yüzden araç içerisindeki sosyalleşme, hem müzik platformlarına erişim, hem bir takım işte sesli kitap gibi aslında aracın içerisindeki sürücünün sosyalleşmesini sağlayacak medya platformlarının entegre bir şekilde verilmesi de araç içindeki bağlantının önemli boyutlarından bir tanesi. Şu anda Türkiye'de önemli 4 tane markayla anlaşmalarımızı yaptık ve önümüzdeki dönemde de hayata geçecek bu projeler şu anda. Hepsi yapım aşamasında. Hepimiz bunları da birer araçtaki şoför olarak da deneyimliyor, biliyor olacağız önümüzdeki dönemde. Deneyimsel nitelikte konular geliyor. Ben heyecanlıyım açıkçası. Özellikle elektrikli otomobiller nezdinde zaten tamamen elektronik, tamamen yazılım, servisi, gidiş geliş sürelerimizi bile, aralığı bile çok uzatıyor aslında. Yolda kalma sürelerini azaltacak. Tabii. Olumlu anlamda yani uzatıyor demek, yani çok daha az servise uğrayacağınız anlamına geliyor ve bu tür teknolojiler sayesinde aslında bu tür sistemler gerçekleşiyor. Evet. Çünkü elektronik bir cihaz ama bunun bağlantısını sağlamak gerekiyor. Burada da Vodafone'un yaptığı işler çok değerli. Bir tık daha belki şeyi de koymak gerekiyor burada. Şu anda artık ödeme sistemleri de dijitalleşiyor. Evet. Şu anda artık nakit parayı elimiz değmeden internetten alışveriş yapabiliyoruz. Özellikle araçlarda yürüyen bilgisayara dönüştü dediğimiz noktada basit bir şekilde belki kaldırım kenarındaki bir elektrik şarj istasyonunu takacaksınız. Ve aracınızdaki SIM, şarj istasyonundaki SIM ile ikisi birbirine konuşacak blockchain üzerinden ve otomatik olarak cüzdanınızdaki dijital cüzdanınızdan da onun ödemesini yapabiliyor olacaksınız. Tamamen nesneleri birbiriyle konuşturup
blok zinciri üzerinde de güvenli bir şekilde ödeme sistemlerini de iş ortaklarımızla birlikte entegre ettiğimiz dünyada gerçekten önümüzdeki dönemde hayatımız bayağı olumlu yönde değişiyor olacak gibi gözüküyor. Yani teknoloji basını olarak bunlar bizim için çok heyecan verici haberler arkadaşlar. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Ben çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Heyecanımızı paylaşıp bugün burada olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Biz tekrar teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.